Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Şu an pazar saat 18.45 civarındayız. Bakalım 7'ye yetiştirmeye çalışacağım bu videoyu ama 5 dakika kalıyor arada. Ortalama 10 dakika video çektiğimizi varsayarsak muhtemelen yetişmeyecek ama hazırlandığında direkt yüklemiş olacağım. Hepinize selamlar, saygılar. İnşallah iyi bir pazar günü geçirmişsinizdir diye temenni ediyorum. Bugün ne yaptık? Dün akşam arkadaşlar biliyorsunuz bizdeki bu üretim aşkı bitmek bilmiyor. Yine üretimlik bir şeyler aldık. Yani bakın dükkanda yavaş yavaş rayına oturuyor. Tabii son günlerde ülkemizin ekonomik durumlardaki sıkıntılarından dolayı bizlerde de bir yavaşlama var. Yani satış açısından da alış açısından da biraz frene basmış durumdayız ama yine de bu içimizdeki üretme aşkı bizi farklı şeylere itiyor. Bakın burada neler var. Aslında bugün asıl konumuz başlıkta ve kapakta gördüğünüz gibi üretim için papağanlar aldım arkadaşlar dün akşam. Şimdi bugün de balıklar üstüne gelince dedim ki bunları da göstereyim. Bakın tropeuslarımız şu an stresteler, daha yeni geldiler. Aşılamalarını yaptım. İdareten de buraya koydum. Bakalım ne olacak? Tropeuslar da Fatih abi üretim yapmayı düşündüğünü söyledi. Muhtemelen bunları üretime ayıracağız. Şimdi gelelim bizim Çiko ile Rıfkı'nın yanına gideceğiz. Kapımızda da bir sıkıntı var. Fan çektiği için kapanmıyor. Bakın şu an burada öyle bir akım oluyor ki arkadaşlar. Fan arka taraftan çekiyor. Şimdi zaten artık akşam oldu. Fanı da kapatırız. Yeni kuşlarımız geldi. Rengarenk. Durumlarda hikayelerde muhtemelen görmüşsünüzdür. Daha çok yavrular. Yeni yeme düşmüşler. Bakın şöyle direkt ele geliyorlar. Böyle saf renkleri buraya ayırdım. 3-5 tane sarı, bir tane de beyazımız var. Saf renklerden. Yani saf renk dediğim tek. Üstünde herhangi bir başka renk yok. Tünekleri de düşmüş. Şunu da takayım korkmasınlar. Evet şöyle yapalım. Bakın yine burada daha yavru modundalar. Yani yavruymuş gibi yerde yatıyorlar. Gel bakayım gel. Bakın arkadaşlar. Çok güzel ele alıştırmalık. Yeni bebekler geldi. Şöyle hızlıca göstereyim. Çiko ile Rıfkı'nın yanına da gidelim. Çiko ile Rıfkı bizi bekliyor. İsimleri de hazır geldi direkt. Böyle güzel kuşlarımız var. Buraya da bugün bir tane akıllı yemlik taktım. Bir deneme yapalım bakalım yiyecekler mi diye. Hemen buradan yemeye başlamışlar. Aşağıda bayağı bir kabuk gelmiş. Yani belki de komple akıllı yemliğe de dönebilirim. Hani bunları yapması çok zor olmuyor gerçi. Bir yarım saat kadar zamanımı alıyor. Buranın komple bakımı. Bu tarafta var tabii ki. Ortalama yarım saat ama yine de akıllı yemlik olursa işimiz biraz daha kolaylaşır. Hem de hiç yemsiz kalmamış olurlar. Kalmamış olurlar. Konuşamadım. Şimdi burada önceki turdan bir tık büyük dişiler vardı. Gelin bakayım size de göstereyim. Bu dişileri arkadaşlar buraya ayırdım. Komple bakın aradaki bölmeyi de aldım. Kafesimizin de güzelliği bu. İstediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Burası komple dişim. Yani bakayım buradan yumurtlamaya başlayan olursa direkt üretime çekip bunu da üreteceğim. Yani sağdan soldan aramaktan yoruldum. İnsanlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Alıyorsunuz, sıkıntılar çıkıyor vesaire. Kendimiz üretiriz. Yani elimizde olduğu kadar yaparız. Değil mi Sultan? Sultan da bizim dişi papağanımız. Adını Sultan koydum. Gel kızım gel. Gel hadi. Numara yapma. Numaradan bağırıyorsun. Bilmiyor muyuz? Gel. Gel gel. Gel kız. Benden başkasına gitmiyor arkadaşlar. Evet dükkan telefonumuz çalıyor. Evet arkadaşlar videomuza şey geldi. Sabotaj. Telefon artı bir de müşterimiz geldi. Ayaklarına sağlık onun da. Şimdi arkadaşlar bu arada iletişim numaralarımız aşağıda kayıtlı. Hala yorumlarda bazen görüyorum işte size nasıl ulaşabiliriz gibisinden. Aşağıda WhatsApp, Facebook, Instagram bütün hesaplarımız var. Yine WhatsApp dedik arkadaşlar. Telefon susmuyor. WhatsApp hattımız aşağıda var. Sizler de aklınıza takılanları, alışverişleriniz için vesaire arayıp sorabilirsiniz. Şimdi Sultan papağanı bulamıyoruz. Daha doğrusu şöyle,
Yani buluyoruz, bir sıkıntı oluyor, alamıyoruz. Yavru diye geliyor, yetişkin çıkıyor, erkek diye alıyoruz, dişi çıkıyor vesaire böyle. Bin bir türlü sıkıntı oluyor. Çiko da içeriden bağırıyor veya Rıfkı. Şimdi arkadaşlar, bir eş aldık. Damızlık olarak bir takım eş aldık, bir çift. Bunlar da onların yavruları. Yani aldığımız abiye de adını unuttum ya, kusura bakmasın. Buradan da ona selam olsun. Sağ olsun, bayağı yardımcı oldu bize. Kuşları da böyle evde kendisi, kendi emekleriyle çıkartmışlar, büyütmüşler. Senede 5-6 kere yavru yaptıklarını söyledi. Bakın şu an yavrular da 2-2,5 aylıklar. Şöyle yeni demeyeyim de yeme düşmelerinden üzerine çok fazla geçmemiş. Muhtemelen şu erkek. Bu da bir tık erkek gibi duruyor ama şu anlık net değil. O yüzden böyle yavruları getirdik şu an. Şimdi asıl üretim tarafına geçeceğim arkaya. Yani bizde bu üretim aşkı oldukça, ama üretmeden de olmuyor işte. Yani her şeyde öyle. Tavukta da öyle. Hazır nereye kadar? Değil mi Sultan? Şimdi geçelim arkaya doğru. Yani yine bugün biraz dağıldı. Özellikle balık tarafı. Şimdi normalde Hint bülbüllerini bu tarafa koyduk. Bir hata yaptık. Gelen gidenler devamlı rahatsız etmişti arkadaşlar, hatırlarsınız. Ondan sonra ben de dedim ki madem bir şey yapacağız, burada olmasın. Bu arada kovalarımız gelmiş, mayonez kovalarımız. Şimdi depomuza normalde çok fazla girmiyorum şey olarak. Çünkü depo bu, ister istemez dağınık oluyor. Ama artık dağınık da olmayacak. Chico ile Rıfkı burada. Kendi kafesiyle getirdik. Şimdi şöyle geçeyim. Abimiz sağ olsun orijinal bir kafes yapmış kendisi. Ben yumurtladın mı yoksa? Şimdi arkadaşlar. Chico ve Rıfkı. Chico sağdaki dişimiz. Rıfkı soldaki şu Grey Lutino gibi, ikisinden de az az olan. Ya ikisinin de rengi böyle arada. Yani melezleme olmuş hayvanlar ama alttan işte tam Lutino. Ne oldu Rıfkı? Chico. Konuşmaları falan çok güzel ya. Bütün gün ötüyorlar. Şimdi bunların içinde bir tane akıllı yemlik var. Orada bir tane normal yemlik var. Çekirdeğini bitirmişler. Vay be. Fulledim bugün sabah. Yere bir tane daha ekstradan yemlik koydum. Suları bu tarafta. Şimdi yani biz üretmeden bu iş olmayacak. Anlaşıldı. Sağdan soldan. Yani muhabbet kuşu için de aynı şekilde. Yani olmuyor arkadaşlar. Kendi ürettiğiniz gibi direkt elinizin altında olması çok özel bir durum. Şimdi şu yuvaya bakayım. Yumurta yok. Tabii daha bugün getirdik. Şimdi aldığımız abinin söylemesine göre yumurtlamasınlar diye sahte yumurta bile koymuş. Çok devamlı yumurtladıkları için çok üretim yapıyordum dedi. Ama artık ilgilenemiyorlarmış. Bak babacık babacık diyor. Babacık babacık. Babacık babacık. Yani devamlı yuvaya girip çıkıyorlar. Şimdi bunlara güzel haşlanmış yumurta takviyesiyle falan inşallah üretim yapacağız. Değil mi Rıfkı? Rıfkı ve Chico. Bak Rıfkı devamlı yuvayı gösteriyor. Burada güzel. Hem havası temiz. Hem çok fazla rahatsız edecek kimse yok burada. Buraya girsem ben girerim. Ben de çok işim olmadıkça bu tarafa girmiyorum zaten. Asıl amacım, şimdilik buraya koydum. Asıl amacımız bakın deponun bir de bu tarafı var arkadaşlar. Böyle rafların arkası, bakın Royal Canin mamaların arka tarafı tam. Bu karşıya böyle duvara doğru asıp 5-6 katlı burayı komple papağana ayırmak istiyorum. Yani olmadı ki ilerleyen zamanda da muhtemelen burada muhabbet kuş üretimi falan da yapacağız. Yani öyle gözüküyor. Şu an için aklımda net bir şey yok. Ama yapmamız gerekecek. Ha, bu kafes üst üste koyulmaz ama bu kuşlar da buna alışmış şimdi. Bunu bozmak istemiyorum. Bu kat kat üretim kafesleri var. Muhtemelen öyle bir şey ayarlayıp üretime geçeceğiz. Yani olmuyor. Artık kendimiz üretmemiz lazım. Değil mi Rıfkı? Ele gelmiyorlarmış bu arada. Hiç o yüzden kapağı zorlamıyorum. Kapak burada. Ufak bir kapakları var. Altın ızgarası var. Onu şimdilik takmadım. Yani o takılı değildi. Ben de zorlamak istemedim. Gerçi onu da nereden takacağız bilmiyorum ama bu kafes bir yerden daha açılıyor olması lazım. He yok, altı ızgaralı galiba. Dur bakayım, ben de o kadar dikkat etmemiştim. Yok.
6 da Özgür Al değil. Neyse onu buluruz. Çok da önemli değil. Çiko ve Rıfkımız bizlere hayırlı olsun. İnşallah güzel güzel üretim yapmak nasip olur. Bizler de üretimde eşten, dosttan, YouTube'dan, işte sağdan, soldan öğrendiğimiz bilgileri inşallah sizlere aktarmaya çalışacağız. Papağan videolarımız da artık daha sık gelecektir. Yavru çıkışları vesaire. İnşallah güzel videolar çekeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı olsunları beklerim. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Değil mi Rıfkı? Değil mi Rıfkı? Gel. Evet. Sen de söyle. Evet. Babacık. 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 Çok güzeller ya maşallah. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.